Batı Avustralya'nın madenlerinden selamlar arkadaşlar. Şu an madendeyim ben. Hazır buradayken Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan ayını kutlarım. Ben her 6 yedikten sonra tabii ki Ramazan ayında görevimizi yapıyoruz. Arınmak için. Şimdi ben Ramazan ayında özellikle sadece Ramazan ayı değil genel olarak burada Müslümansanız ne tür şeylerle karşılaşıyorsunuz? Onun gözlemini kısaca kendi kişisel tabii gözlemlerim bunlar. Genel olarak söylemiyorum bunları. Sadece kendi karşılaştığım şeyleri size anlatacağım. Burada benim şu an gireceğim Ramazan ayı 3. Ramazan yani 3. bayramıma burada girmiş olacağım. İlk geldiğim zamanlar Ramazan ayına yakın bir zamana gelmiştim. Melbourne'ün Victoria eyaletinin Melbourne şehrine yakın 3 saat mesafelik bir yerde çalışıyordum ben. Çiftlikte. Work and Holiday ile geldiğim için buraya vizemi 2. yıla ve 3. yıla uzatmam gerekiyordu. O yüzden çiftliklerde iş buldum. Çiftliklerde çalışırken Ramazan ayına girdiğimiz zaman ben tabii aynı zamanda orucumu tutmaya çalışıyordum ve bunu kimseye de söylemiyordum zaten ki. Söyleme gereği de duymuyordum. Çünkü yaptığım bir hata işten dolayı hani oruca bir şeyle bağlamasınlar diye zaten söylemedim ben. Yani, gerek de duymuyordum. Ama orada mesela backpacker arkadaşlarla beraber kalıyordum. Ben dünyanın her tarafından çeşitli yerlerinden arkadaşlarım vardı orada. Onlarla beraber oturduğumuz zaman tabii içki teklif ediyorlar. Bir yemek teklif ettikleri zaman soruyorum içinde ne var diye. Domuz eti olduğu zaman domuz var dedikleri zaman domuz yemiyorum diyorum. Hani buna kesinlikle bir açıklamasını yapmıyorum. Sadece yemiyorum diyorum. Sorarsa cevap veriyorum. Alkol de aynı. İçer misin dediği zaman hayır kullanmıyorum dediğim zaman da sormazlarsa da sebebini söylemiyorum. Söyleme gereği duymuyorum. Tabii sormadıkları sürece söylemiyorum. Genelde soranlar oluyor. Neden içmiyorsun diye veya neden domuz eti yemiyorsun diye. Hani dinden ötürü mü diye veya başka bir şeyden ötürü mü diye. Dinden ötürü olduğunu söylüyorum. Tabii ondan önce de sağlıksız olduğunu kesinlikle söylüyorum. Domuz etiyle ilgili sağlıksız veya sağlıklı diye bir şey demiyorum ama alkol için kesinlikle sağlıksız olduğunu belirtiyorum. Ve dini olarak da hem dinden ötürü hem sağlıksız olduğundan ötürü içmediğimi söylüyorum arkadaşlar. Tabii gene partilere, klaplara gidiyoruz ayrı bir şey de. İçmiyoruz sadece. Yani olabildiğince kendimi şimdi dört dörtlük Müslüman değilim zaten. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Yapabildiğimi yapıyorum. Ve sırf alkol almıyorum diye hiçbir zaman hiçbir yere davet edilmediğim olmadı arkadaşlar bu arada. Bütün yabancı arkadaşlarım çok anlayışlı yani bir daha bana benim içki kullanmadığımı bilen yabancı arkadaşlarım bana kesinlikle ve kesinlikle hadi bir dene veya hadi birazcık işte hani ne olacak bir kereden bir şey olmaz veya ısrar kesinlikle etmediler ve üstüne bizim hostelde bazen partiler falan oldukları zaman da ekstradan bana soft drink yani normal alkolsüz içecekleri getirirlerdi bana. Domuz etini de yemediğimi bilen arkadaşlar bana bir yemek ikram ettiklerimde ilk dedikleri şey Aziz içinde domuz eti yok merak etme diyorlardı. Hatta bir keresinde bir tane turta bir arkadaşım bir tanesi bana bir şey ikram etti. O az dedi içinde domuz eti sordu ne domuz eti var mı dedi. O yok domuz eti yok sıkıntı yok dedi. Sonra bir dilim ağzıma attım yuttum veya yutmadım. Yani ben dedim ki ya bunun adı ne ya dedim merak ettim yani. Güzel bir şeye benziyor diye. Koştu dedi bir bakayım dedi jelatinle. Jelatine bir baktı. Aa domuz eti dur gelme koşa koşa içeri geldi. Yani o gün de 1000 defa benden özür diledi. Dedim de önemli değil yani sonuçta bilmiyordun sen de. Ben de bilmeden aldım. Bir sıkıntı yok yani. Çok takmana gerek yok. Bu şekildeydi. Aynı hostelde bizim hostelin sahibi Yunan birisiydi. Nick diye. Çok iyi bir insandı o kendisi de. Eşiyle beraber yönetiyordu hosteli. Aynı zamanda bunlar çiftliklerin de sahipleriylerdi. Mangal olduğu zamanlarda beni götürüyordu. Beni götürüp özellikle de domuz eti olmayan ürünleri alıp koyuyordu oraya mesela. Kesinlikle ben
özellikle de hani şunu al bunu al falan demiyordum. Kendisi kesinlikle domuz eti falan hiç almıyordu. Yani bir tek ben vardım orada Müslüman olarak da. Yani 50 kaç 30 kişiyiz. 30 kişiden bir Müslüman benim, öyle düşünün arkadaşlar. Neyse bu böyleydi. Sonra iş yerindeyken de Müslüman hani oruç tutumu öğrenen supervisorlarım oldu. Onlar normalde beni hep iş bittiği zaman, iş bitmeye yakın kimlerini erken gönderirlerdi. Sıra bana geldiğinde beni de erken gönderirlerdi. Ben dedi geldi bırak da kalayım biraz daha çalışayım dedim onlara ben. O en son baktı bunlar da ben böyle oruçluyum. Dedi ki senin oruç tuttuğunu biliyorum ben. Ne zaman istersen molaya çıkabilirsin. eve de erken gitmeyebilirsin. İstersen eve erken de gidebilirsin. Yani sana kalmış diyordum bana. Yani şaşırmıştım o ara. Hani hiçbir söylememe rağmen ama orada bizim çalıştığım iş yerinde birkaç Müslüman arkadaş vardı. Onlar benim yani Müslüman olduğumuz için biliyorduk zaten şeyi. Oruç tutmayanları. Yani konuştuğumuz zaman diyordu işte tutuyor musun diye. Çünkü sonuçta Türkiye deyince akıllarına Müslüman olan şey geliyor. Müslümanlık geliyor. Neyse bu şekilde bir o şekilde bir şey oldu. Bir şey yaşadım. Şimdi bugün de Avustralya'dayım. Batı Avustralya'ya geldim ondan sonra. Batı Avustralya'da 3. Ramazan. Madende çalışıyorum. Madende çalışırken de Ramazan'a geliyor diye dedim ki acaba ajansımı aradım. Normalde madende 2 hafta çalışırsınız. 2 hafta çalıştığınız süre boyunca eğer mutfakta çalışıyorsanız bir haftanız gece bir haftanız gündüz oluyor arkadaşlar. Şimdi ben de diğer işler gündüz işleri. Havada aşırı sıcak oluyor. Ben de ajansı aradım. Dedim ki şöyle bir durum var dedim. Ya dedim biz Ramazan ayındayız dedim. Ben dedim hani oruç tutuyorum. Eğer mümkünse dedim gece işi varsa gece işi alabilir miyim dedim. Hem dedim Ramazan'ı daha rahat geçiririm diye. Dikkate alacağız dedi. Tamam dedi Aziz dikkate alacağız dedi. Ben dedim herhalde dikkate almazlar diye. O hafta benim dinlenme haftam geldi bir hafta. Bir haftanın sonunda bir baktım beni arıyorlar. Bir baktım bana seçenek sundular. Yani seçenek normalde sunmazlar ajanslar. Dediler ki 2 haftalık gece işi var bir de 1 haftalık gece işi var Aziz. Hangisini istersen sana onu verir, sıkıntı olmaz diye. Dedim bana, dedim 2 hafta alayım o zaman dedim. 2 hafta da gece çalışacağım ama değil mi diye emin olayım dedim. Yo dedi 2 hafta dedi gece çıkış alacaksın. Biz konuştuk arkadaş şeydekilerle, madendeki müdürlerle, supervisorlarla. Senin durumunu söyledim onlara. Onlar okey dediler. 2 hafta çalışabilir gece dediler. O işte kadına ben teşekkür ettim işte hani. İlgilendiği için ve kolaylaştırdığı için diye. Önemli dedi yazdı. Sen de şeyin keyfini çıkar, Ramazan'ın keyfini çıkar. Sana iyi Ramazanlar diliyorum dedi. Neyse o şekilde. Ondan sonra ajans bir daha beni aradı. Dedi ki ya dedi oradaki müdürü aradım ben dedi. Domuz eti var diyor mutfakta ama bir şey olur, sıkıntı olur mu diye. Dedim sonuçta yiyemiyorum ben domuz etini. Yani benim herhangi bir şeyim yok. Sıkıntı olmaz dedim yani. Çalışırım zaten dedim hani. Çünkü domuz etinin olmadığı bir yer yok. Mutfakta zaten domuz eti çıkıyor. Ama ben yemiyorum yani sonuçta. Bir de işin diğer tarafı madenlerdeki etler ve tavuklar zaten helal olarak çıkıyor. Hani kendim direkt mutfağa girdiğim için jelatinlerin etlerin üzerindeki şeyleri görebiliyorum yani. Ambalajları yani yazıyor direkt dipinde. Hatta şaşırmıştım yaz. Helal diye yazıyordu orada. Tabii helal ama şimdi şöyle bir şey var. Domuzla bazen aynı grill dediğimiz o ızgarada domuzla et veya tavuk aynı yerde pişiriliyor. Yani sakıncası bu olabilir eğer yemezseniz. Diğer türlü bir sakıncası şey yok yani benim için. Yani çok hassas olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Burada yani domuz eti satılan dükkanlarda bile domuz eti satılan dükkanlarda bile helal et varsa bile bunlar aynı fırına giriyor. Bunlar yani bir şekilde o domuzun bir kokusunu, yağını, bir şeyini bir şekilde alıyor. Çok ince düşünürseniz diye söylüyorum bunu. O zaman yemeyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey.
Burada da o şekilde domuz eti var. Şimdi bir tencerede domuz eti, adamlar bir tepsiye domuz eti atıyor. Tepsiyi kanıyor, ondan sonra şey atar, tavuk atıyor diyelim. Onu fırına atıyor. Şimdi o fırında domuz eti pişiyor. Normal helal et de pişiyor. Yani bu tür ince şeyler de var arkadaşlar. Çok 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 hassas olanlar için söylüyorum bunu ben. Bu şekilde şimdi burada geçen gün de başıma gelen diğer olayı söyleyeyim. Daha 3 gün önce buradaki gecede çalışıyorum ben. Gece vardiyasındayız. Şeflerden bir tanesiyle muhabbet ediyoruz tabii. Sadece nereli olduğumu sordu. Türkiye deyince işte Türk dizilerinden bahsetti. Çok seviyorum Türk dizilerini. Birkaç tane şarkı açtı. Böyle dinledik. Sonra ertesi gün geldi bana, dedi ki ya Aziz dedi, jeller vardı, jeli. Bu bizim jöle gibi olan jeliler. Jöle gibi böyle yenilen şeyler var, tatlılar var. Dedi sen ondan yedin mi dedi. Bizim jelibon gibi aslında ama biraz yumuşak böyle. Tam jel yani. Dedi ki sen onlardan var mıydı dedi benim dedi. Yedin mi dedi. Yok dedim, yemedim dedim. Ama bir kere tatmıştım dedim. Onların içinde dedi domuz eti var dedi. Dedi unutma dedi. Onları kesinlikle yeme dedi bana. Yani aklıma bile gelmemişti ya. Vallahi dedim hani lan bu Türkiye'de bir ara bunu bahsi geçiyordu işte. Bizim jelibonlarda domuz eti var diye. Tabii Türkiye olduğu için o ihtimali vermiyorsunuz yani. Tamam yurt dışında var ama bunlar da olmaz diye. Şimdi ben onu bile unuttum. Geldim buraya. O jelibonu da bir kere tadına bakmıştım. Sadece bir kere bakmıştım. Şimdi şef de bana bunu söyleyince dedim kesinlikle daha yemem artık. Yani burada bu şekilde arkadaşlar şeylere yardımcı oluyorlar. Müslümansanız, sizi biliyorlarsa. Bazen sadece Müslüman Türkiye değil mesela. Adam olarak da Müslümanlar geliyor. Yani herkes Müslüman olmasa da. Bir şekilde ondan sonra diyor ki işte namaz. Ben en son belediye çalıştığım zamanlarda bile beraber çalıştığım şoför neresinde sordu bana. Adamla 3 gündür konuşuyoruz. Adam bana 3. gün neresinde sordu. Türkiye dedim. Aa dedi bizim dedi diye bizim yerde çalışan bir arkadaş daha vardı. O da Türktü. Çocuk da namazından yazında bir insandı. Dedi ki ya dedi Erik var dedi. İsmi Ercan, Erik nickname'i kullanıyor. Dedi o dedi camiye falan gidiyor dedi. İşte namaz kılıyor falan filan dedi. Eğer dedi senin öyle bir durumun varsa dedi. Ben dedi istediğin yere park ederim arabayı. Git namazını kıl dedi istediğin yerde. Bunu diyen adam da ateist yani. Adam yani öyle bir inanç muhabbeti açıldı. Çok yüzeysel bir şekilde. Ben de sordum yani herhangi bir şeye inanıyor musun diye. Yok dedi ben de inanmıyorum dedi. Bu kadar yani adam çok şey değil yani böyle hiç umursamıyor. Din var ya da yok adam zaten umursamıyor onu. Ve sana da kesinlikle ve kesinlikle saygı duyuyor. Benim Avustralya'da gördüğüm şey bu. Dinlere karşı yani çok genel olmasın bu söylediğim şey. Çok toleranslar arkadaşlar. Cidden toleranslar var. İbadetlerinizi çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Gittiğiniz ortamda alkol kullanmıyorum, kullanmıyorsanız kullanmıyorum deyin bence. Çizginiz olsun. Yani şurada hani beni dışlarlar gibi muhabbet olmasın. Kesinlikle dışlamazlar. Bunu bize Türk ortamında yaparlarsa yaparlar ama bizim yabancılar bunu pek umursamıyor. Yani dediğim gibi ben alkol olmadığım halde ısrarla beni her yere çağırdı arkadaşlar. Yani şeylere, partilere, klaplara falan filan böyle. Yani çağırıyorlardı. Şeyi gözetmiyorlar. Yani eğlenmeye geliyorsun diyor zaten. Şey değil illa alkol olmasa onu değilsin. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi domuz eti yemiyorsanız kesinlikle bunu dile getirin. Utanılacak bir şey değil yemiyorsanız. Alkol almıyorsanız kesinlikle bunu söyleyin. Kimse sizi dışlamaz. Ön yargıyla yaklaşmaz. En azından bu bizim benim kaldığım ve gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Hatta sizin için de kolaylaştırıyorlar. Bir yemek getirildiği zaman sizi düşünüyorlar. Veya bir içecek getirildiği zaman sizi düşünüyorlar. Çok güzel bir şey. Dediğim gibi dört dörtlük bir Müslüman değilim. Sadece bazı şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Bir çizgilerim var arkadaşlar. O yüzden her zaman her yerde eğer bir şey teklif edilirse bana
soruyorum işte ne var diye. Yememeye çalışıyorum domuz etini. Alkolü zaten içmiyorum. Teklif edilirse de sağ ol içmiyorum diyorum sadece. Kullanmıyorum diyorum. Yani dediğim gibi sordukları zaman diyorum, sağlıksız diyorum yani bu kadar. Yani illa her şeyi dine bağlamanıza gerek yok. Alkolü içmemeniz için sadece dindar olmanız gerekmiyor. Sağlıksız. Bitti. Bu kadar. Zaten burada Avustralya'da çok alkol bağımlısı var. İnsanlar da spor yaygın burada. Spora giden insanlara dikkat edin. Sadece hafta sonları içmeye çalışırlar. Hafta içi içmezler. Hem işten dolayı hem de formlarını korumak için arkadaşlar. O yüzden siz de hiç kesinlikle çekinmeyin. Ne yemiyorsanız ne içmiyorsanız bunu kesinlikle söyleyin. İlla dini olmak zorunda değil bunlar. Yani bunları söyleyip çekinmeden bekleyin yani bir şey olmaz. Kimse size bir şey demez. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar.